Sayın izleyiciler, Sivas Gürün ilçesinde Demeçayırı Köyü muhtarı Hüseyin Gürgür ile bahçede röportaj yapıyoruz. Evet muhtarım, hayırlı olsun yeni döneminiz. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir dönem daha önce muhtarlık yapmıştı Hüseyin Gürgür abimiz. Ta Demeçayırı Köyü'ne kadar gittim. Çok değerli, sevdiğim, saydığım bir abimiz. 2012 yılında röportaj yapmıştık. O 2012'den bu 2014'e kadar Hüseyin abiyle devamlı görüştük. Bizi de tekrar davet etti, misafir etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Evet Hüseyin abi, sana abi demek istiyorum. Muhtar olma amacımız neydi efendim? Muhtar olma amacımız köyün eksiklerini gidermekti. Evet. Şu anda da köyümüzün çok eksiği var, yol sorunu var. Evet. Su yetersiz, zaman zaman Gürün Belediyesi'nin itfaiye aracıyla su taşıyoruz. Bugün itibariyle de telefon geldi, motopompumuz yanmış. Biraz sonra onu bakmaya gideceğiz elektrikli arkadaşlar. Evet. İşte Kaymakam Bey'le görüştüm. Halen görüşüyoruz, bugün yine görüşeceğim. İşte sondaj gelecek, bugün götüreceğim, sondaj vurduracağım. Kaymakam Bey de yardım talebinde bulundum. Evet. Yardım talebinde söz verdi. Artık ne kadar yardım eder? Kendi imkanlarınızla mı sondaj vurduracaksınız? Tabii ki çoğu imkanları kendi imkanlarımızı kullanacağız. Eksiğimizi de Kaymakam Bey'in yardımıyla gidereceğiz. Evet. Biz bu köylerin içme suyu sorunlarının il özel idareleri, köyler hizmet götürme birliği tarafından karşılanmasını istiyoruz. Çünkü evet, zaten köyümüz kıt kanaat geçiriyor. Kendi yağıyla aynen kavruluyor. Değil mi efendim? Evet efendim. Evet. Evet. Bu köyümüzde gariban bir köy. Öyle zengin, maddi durumu iyi olan bir köyümüz değil. Herkes 70'in üzerinde, 80-90 küsur yaşında olan vatandaşlar var. Hep hasta. Evet, yaşlı insanlarımız köyde kaldı. Genelde yaşlı, hep de hasta. Yani kıt kanat geçiniyorlar. Evet. Kışın kimse kalmıyor köyümüzde. Hepsi İstanbul'a gidiyor. Yazdan yaza geliyorlar. Köyü siz bekliyorsunuz değil mi muhtarım? Kışın tabii genelde ben bekliyorum. İşte hafta sonları gidiyorum. Hafta içi geri Gürün'e, merkeze geliyorum. Bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Evet. Hüseyin muhtarım, bu köyümüzün yolu kaç kilometre asfalt değil, toprak, stabilize? 6 kilometre. 6 kilometre. Tek sizin köyün yolu mu orada kaldı asfaltsız? İki köy var orada. Debeçayır ile Camiliyurt. 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 Diğer evet, köyler hep asfalt. Hani bizim köyümüzün asfalt olmama nedeni de AK Parti'ye oy vermediğimizden kaynaklanıyor. Evet. Onlar da bize oy alamayacağını bildikleri için bize hizmeti geciktiriyorlar. Evet. Evet sayın izleyiciler, bir insanların iradesine ipotek konmasını istemiyoruz. Demokrasinin gereği bu. İnsanlar istediği partiye oy verir. Ancak devletimiz bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının devleti ve hükümeti, doğru mu efendim? Evet, yetkililer, kaymakamlarımız, valilerimiz, il özel idaresindeki çalışanlar hiçbir şey gözetmeksizin köylere eşit hizmet yapmasını istiyoruz. Aynen. Bu köylümüz de bizim köylümüz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı. Değil mi efendim? Evet. 2014 yılına gelmişiz. Köyümüzün yolu halen toprak, toz toprak içerisinde. Buradan ben yeni başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Bu toprak olan köy yollarının asfaltlanması için bütün valiliklere talimat vermesini istiyorum. Önceliğin, hizmetin yoldan başlamasını istiyoruz. Bu çağda toprak yok, kalmaması lazım diyoruz Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak. Doğru mu muhtarım? Teşekkür ediyorum. Evet. Başka efendim, altyapı kanalizasyon yapılmış mı? Yapılmadı. Kanalizasyonumuz eksik. Müracaat ettiniz mi bu konuyla ilgili? Müracaat ettik. Fakat müracaatımız kabul görmedi. Hatta bakanımız İsmet Yılmaz Bey köyümüze kadar geldi. Sohbet arasında hem yol istedik hem kanalizasyon istedik. O da muhtar birisini seçin dedi. Evet. Öncelik yolu için yolu seçtik. Onda bize söz verdi, halen sözü yerine gelmedi. Evet. Milli Savunma Bakanımızın sözünde durmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? İstiyoruz, evet. Evet. Efendim köyümüzün okulu kapalı değil mi efendim? Kapalı. Köyümüz kaç hane muhtarım? Şu anda 28 hane. Yani oturan oturmayan kaç, normalde kaç hane var efendim? Vallahi hane olarak zannedersem 200'e yakın. 200'e yakın hane var. Evet. Evet sayın izleyiciler, burası büyük bir köy. Ancak işte geçim sıkıntısından dolayı vatandaşlarımız büyük şehirlere göç etti. Ancak yaz aylarında geliyorlar köye. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Köyümüzün nüfusunun %80'i İngiltere'de. Evet, %80'i. Evet. Evet.
Evet sayın izleyiciler, yani biz burada kalan vatandaşlarımız da gariban vatandaşlar. Gariban, imkanları yaşlı, olmayan yaşlı vatandaşlar, yaşlı. Biz bu köyün yolunun kesinlikle asfalt yapılmasını istiyoruz. Köyümüz yürüne kaç kilometre efendim? 40 kilometre. 40 kilometre. Sağlık evimiz var mı efendim? Hayır, yok. Evet, evet sayın izleyiciler, yani köyde çok uzak, yürüne 40 kilometre mesafede burada hep yaşlı insanlar oturuyor. Buraya bir sağlık evi ve personel verilmesini istiyoruz. Bu köyü biliyoruz, etrafında 4-5 tane de yakın köy var, doğru mu efendim? Doğru. Yakın köylerde sağlık evi olan var mı efendim? Yol geçende vardı, orada kapatıldı. Yol geçende vardı, orası da kapatıldı. Evet sayın izleyiciler, yani biz bu merkezde olan köyün bir tanesine sağlık evi ve personel verilmesini istiyoruz. Çünkü bu insanların tansiyon, şeker, enjektör ihtiyaçları giderilsin, değil mi efendim? Evet efendim. Efendim, çocuk parkı var mı efendim? Çocuk var mı daha doğrusu köyde? Çocuk yok ki, çocuk parkı olsun. Çocuk yok değil mi efendim? Evet. Bu mahalle köyümüzün ilk önceliğinin yolunun asfalt yapılmasını istiyoruz. Evet. Evet. O yolda çekeceğim, gördüğünüz gibi size gazete Adıyaman Gölbaşı'ndaki 3 tane köy yolu asfalt değil, onu yazdık. Burada da 3 tane köy yolu da Malatya Darende ilçesinde toprak, artı Sivas Gürün ilçesinde de Deveçay köyü yolu toprak. Sadece Deveçay Camlıyurt değil. Camlıyurt da var, evet. Grup yolu. Bosyük var, ondan sonra Gelloş. O taraf grup yolu da olduğu gibi duruyor. Orada da mı toprak yollar var? 10 tane köyün yolu olduğu gibi toprak. Evet. Evet sayın izleyiciler, siz de muhtarımın dinliyorsunuz muhtarımızdan. 9-10 tane köyün yolu stabilize toprak. Stabilize toprak. Değil mi efendim? Toprak, evet. Evet. Yani burada da efendim Bektaşi vatandaşlarımız mı oturuyor? Genelde. Evet. Bu nedenle bu yollara asfaltlanmadı. Biz öyle düşünüyoruz. Yani ikinci evlat muamelesi görüyoruz diye yollarımız, altyapımız yapılmıyor. Evet. Evet sayın izleyiciler, ben Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak her zaman söylüyorum. Hani biz Alevi Sünni ayrımına her zaman karşıyız. Yani söylemlerde liderlerimiz bunu söylüyor ama uygulamada bunu yapmıyorlar. Doğru mu efendim? Doğru. Uygulamada yapmıyorlar. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak Türkiye'nin birçok yerinde bu ayrımı yapıldığını görüyorum. Sünni köylerin yolları asfaltlanmış. Alevi köylerimizin yolları halen toz toprak içerisinde. Daha önce de Sivas Kangal'da yazmıştım. 9 tane köy yolu daha stabilizesi dahi yoktu. O yazdık, yayınladık. Stabilizesi yapıldı. Asfalt yapıldı mı bilmiyorum. Yarın o tarafa geçeceğim, bakacağım. İnşallah bu yetkililerin bundan sonra ayrım yapmasını istemiyoruz. Üvey evlat muamelesi görmesini istemiyoruz. Biz bu Alevi vatandaşlarımızın evinde her zaman misafir olduk. Yine Hüseyin abimin evinde 2012 yılında misafir olmuştum. 2014 yılında geldim, tekrar misafir oldum. Bizi çok güler yüzlü, sıcak candan karşıladılar. Yani bir sefer bu ayrımcılık yapan vatandaşların gelip bu Alevi vatandaşlarımızın bir gün misafir olmasını istiyoruz. Doğru mu efendim? Hoşgörüyü, misafirperverliği Anadolu insanlığının geleneğini, göreneğini görsünler. Anadolu insanlığının geleneğini, göreneğini Alevi vatandaşlarımız yaşatıyor. Doğru mu efendim? Doğru. Artı ayrım da yapmıyorsunuz. Yapıyorsunuz mu efendim? Şey ayrım da yapmıyoruz. Sadece, yani kardeşçe insanlar yaşıyor. Sadece idareciler ayrımcılık yapıyor. Hizmette ayrımcılık yapıyor. Biz hizmette ayrımcılık yapılmasını istemiyoruz. Bu bütün köylere eşit ve adil olarak hizmet gitmesini istiyoruz. Aynen, değil mi Hüseyin abi? Aynen öyle. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir konu var mı muhtarım? Eklemek istediğim başka bir konu da yok. Teşekkür ediyoruz Hüseyin muhtarımıza. Kendisine bu yeni dönemde başarılar diliyoruz. Sağ ol, teşekkürler.